Zemin için zürafa yapıyorum. Geri düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere düğüm atarak pırpır yapıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. İki zürafa yapıyorum. Aynı yuvaya düğüm atarak tamamlıyorum. Üç zürafa yaptıktan sonra üçüncü zürafaya geri düğüm atıyorum. Aynı yapraktan buraya çalışıyorum. Beş zürafa yaptıktan sonra bir zürafa boş bırakıp ikincisine düğüm atıyorum. Geri yuvaya düğüm atıyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. İki zürafa yapıyorum. Yuvaya düğüm atıyorum. Tekrar yukarıya düğüm atıyorum. Yine buraya iki zürafa yapıyorum. Yuvaya düğüm atıyorum. Bu şekilde yaprağımı çalışmaya devam ediyorum. 5 kez tekrarladıktan sonra buraya pırpır yapıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. Çiçeğimi yerleştirmek için pırpır yapıyorum. Yuvaya inip düğüm atıyorum. Zemindeki zürafaya sıfırlıyorum. Altı zürafa yaptıktan sonra altıncıya geri düğüm atıyorum. Bu yapraklardan buraya çalışmaya devam ediyorum. Çiçeğimi yapmak için sihirli halka yapıyorum. Düğüm atıyorum. Halkanın içine 6 zürafa yapıyorum. Kısa ipi çekerek halkayı kapatıyorum. En baştaki zürafaya düğüm atıyorum. Sırayla her zürafaya düğüm atarak bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Düğüm atıyorum. Her zürafaya düğüm atarak çalışmaya devam ediyorum. Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. 5 sıra olduktan sonra yandaki zürafaya sıfırlıyorum ve ipimi kesiyorum.
Çiçeğin yapraklarını çalışmak için düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere düğüm atarak pırpır yapıyorum. Geri düğüm atıyorum. Yuvaya düğüm atarak sıfırlıyorum. Buraya küçük zürafalar yerleştiriyorum. Altı zürafa yerleştirdikten sonra buraya küçük pırpır yerleştiriyorum. Yaprağın bu tarafına da altı zürafa yerleştireceğim. Aynı yuvaya düğüm atarak sıfırlıyorum, yaprağımı tamamlıyorum. Yandaki yuvaya geçip düğüm atıyorum. Tekrar buraya pırpır yapıyorum. Bu yaprağın kenarında olduğu gibi bu yaprağın kenarına da zürafa yerleştiriyorum. Sıramı tamamlıyorum. Son olarak ilk yuvaya düğüm atıp sıfırlıyorum. İpimi kesiyorum. Tohum yapmak için 5 milim örgü şiş kullanıyorum. İğneye ipliği taktıktan sonra iğneyi şişe tutuyorum. İki defa sardıktan sonra ipi iğnenin baş tarafına sarıyorum. İğnenin arkasından gelen ipi de sararak düğüm atıyorum. Şişten çıkartıyorum. Tekrar buraya düğüm atıyorum. Bağlayacak uzunlukta ipimi kesiyorum. Ve iplerimi bağlıyorum. İlmeğime düğüm atıyorum.
Tekrar düğüm atarak tohum yapıyorum. Diğer ilmeğe geçip düğüm atıyorum. Yine buraya düğüm atarak tohum yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamladıktan sonra tohumların aralarını kesiyorum. Tığ ile çiçeğin kökünü açıyorum. Bu pırpırı yukarı alıyorum. Tohumun ipinin bir tanesini bu pırpırın içinden geçiriyorum. Diğeriyle bağlıyorum. Tohumun iplerini kestikten sonra burayı yakıyorum. Bu şekilde çiçeğimi yerleştirip kök ipini çekerek kapatıyorum ve buraya iğnemi takıyorum. İpi iğneye taktıktan sonra buraya düğüm atıyorum. Sıkıştırıyorum. İpimi kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Bu pırpıra düğüm atıyorum. Buraya iki zürafa yapıyorum. Pembe rengimi ilk zürafaya düğüm atıyorum. Yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Tepesine düğüm atarak bu şekilde tamamlıyorum. İplerimi kesiyorum.